bir meselesi halledilmemiş olacak. Üstelik devletten gelme olacaksınız, eski bir hesap uzmanı olacaksınız. Çok acı değil mi? Biz bugün vergiyi konuşacağız. Bakın, kayıt dışı, kral çıplak, halk çıplak, vergi tabana, refaha tavana, bir vergi kaçakçısının günlüğü, vergiyi anlamak. Hepsi ama iş adamı olun, ama çalışan olun, bizim hayatımızla ilgili Türkiye'de vergiyi anlatıyor. Peki biz Türkiye'de vergi denince ne anlıyoruz? Bugünlerde bütçe görüşmeleri komisyonda yürüyor. Hatta yürüyemiyor, bu aralar toplanamıyorlarmış. Biz vergiyi bir konuşalım bakın. Aslında sadece rakam mı, yoksa ekonominin nasıl önemli bir parçası? Eski hesap uzmanı Bülent Soylan bizlerle birlikte. Sayın Soylan, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Acı değil mi? Yani bu kadar anlatıp anlatıp. sonra bir gazetecinin sizi programda ya bu vergi işi nedir diye sorması Türkiye adına bence çok acı. Ben hepsini okudum bu arada. Ah, derdimi açma falan. Değil mi? Peki. Derdimi deşme. Şöyle bir genelden başlayalım o zaman. Biz vergi deyince hep böyle bir giden para diye düşünüyoruz. Aslında da öyle. O zaman kimi ne kadar ilgilendiriyor ve kimden ne kadar alınıyor? Biraz buradan başlayalım mı? Vergi. Biraz tanımlayalım. Tabii. Vergi deyince maalesef insanlar onu bir muhasebe işlemi falan gibi görüyor. Karışık bir iş. Kanun, mevzuat falan. İşin ekonomik yönüne bakmıyorlar. Ve onun için aman Maliye Bakanı şunu söyledi. Maliye Bakanı vergileri arttıracak, düşürecek bilmem ne falan. Aslında vergi ekonomik bir olay. Vergi ekonominin uygulama biçimi. Ekonomi bazı şeylerin olmasını, bazı şeylerin olmamasını istediği zaman bunu vergi yoluyla yapıyor, vergi eliyle yapıyor. Dolayısıyla vergi konusunda bütün tartışmaların geri planında ekonomi olduğunu, ekonominin de sahiplerinin, tarafların olduğunu bilmek lazım. Yani ekonomiyi nasıl yaklaştığınızın tercümesi vergi sistemi. Tabii, tabii. Memleketinizde ekonominin durumu, sahipleri neyse, verginin sahipleri, verginin durumu da odur. Şimdi bütçe döneminde bunlar tartışılıyor. Kimden ne vergi alınacak? Dolayısıyla o kazançlar, o servetler üzerinden bu vergiler alınınca geriye insanlara harcamaları için ne kalacak? Onun dengelemesi yapılıyor. Biz bu dengeye bütçe diyoruz. Hı hı. Bütçe denen şey de belki bir prosedür olarak. Yani bütçe ne olursa olsun sonunda işte başbakan, cumhurbaşkanı bir şeyler söyler. Sonunda memlekette onlar yapılır falan diye düşünülüyor ama normalde devlet idaresinde o devletin bir yıl içinde yapacağı icraat, dolayısıyla yapacağı harcamalar, sonra bu harcamaların kaynağının belirlenmesi olayı bütçe çalışması. Yani bütçeyi bizim bir sene içinde yapacağımız işlerin gözden geçirilmesi, planlanması olarak düşünmek lazım. Hı hı. Bütçenin iki kanadı var biliyorsunuz. Bir tarafı gider, bir tarafı gelir. Bu giderle gelir her zaman birbirine denk gelmiyor. Bizde genellikle de denk gelmiyor ve bütçe açık veriyor. Nitekim 2014 bütçesi ki tamamlanmak üzere 33 milyar lira ile bağlanacak. 33 milyar açıkla bağlanacak. Hı hı. Yani harcanan parayla toplanan para arasında bu kadar fark olacak. Bütçeler bazen denk gelebilir. Bu çok istisnai bir durum, tesadüfi bir durum. Çünkü nasıl olsa biri birinden fazla çıkıyor o kadar büyük rakamlar içinde. Bütçe açık verirse ne oluyor? Denk gelirse ne oluyor? Efendim fazla verirse ne oluyor? Ne oluyor diye düşünmek lazım. Ama bunlar hep ekonomik etki olarak düşünülmeli. Yani Maliye Bakanınız konusu değil, Ekonomi Bakanının konusu. Ekonomi Bakanının, hükümetin ekonomi politikasının konusu. Ha, o ekonomiyi, hükümetin ekonomisini eğer birileri dışarıdan etkiliyorsa tabii onların da konusu. Yani hı-hı, dünyadaki bütün yapısal değişikliklerin, genel dengelerin de konusu haline geliyor bizim buradaki vergiler. Peki biz baktığımızda bizi vatandaş olarak ne kadar ilgilendiriyor ve ne kadar ilgilendirdiğinin ne kadar farkındayız? Bizi ne kadar ilgilendiriyor? Bizim cebimizden çıkıyor sonunda. Yani ya bizim cebimizden çıkıyor ya bizim ortaklıklarımız olan şirketlerin, kurumların cebinden çıkıyor. Sonunda vergi bir kaynak transferi, kaynak aktarımı. Kimden kime? Kamuya, özel sektörden. Hı-hı. Özel sektör derken tek tek iş yapandan bir yerde ücretli çalışana kadar, bir şirket ortağına kadar herkesin elde ettiği kazançtan
acaba ne vergi verilecek, kamuya ne kadarı aktarılacak ve kamuda bunlarla ne harcama yapılacak tartışması, bu bütçe tartışmaları. Bizi neden ilgilendiriyor sorusunun cevabı da buradan çıkıyor. Peki, neden ilgilendiriyor? Çünkü bizim cebimizden çıkıyor. Toplanan vergiler ve gerçekleri bir konuşalım o zaman. Hı-hı. Yani siz önemli bir ifade kullanıyorsunuz. Artan vergi istihdamı düşürür. Nasıl düşürür? Şimdi bir hani işsizliğin de çok konuşulduğu bu süreçte biraz açalım bunu. Tabii en yaygın kesim, en yaygın vergi ödeyicisi kesimi çalışanlar, işçiler olduğu için, ücretliler olduğu için belki onun örneği üzerinden gitmek daha da faydalı olacak. Daha çok insanın kafasında şekillendirmeye yarayacak konuyu. Şimdi ücret üzerinden alınan vergiler, bunu ister işveren ödedi diyelim, ister ücretin kendisi ödedi diyelim, sonunda bordro üzerindeki yüktür. Hı hı. Bordro üzerindeki yükler sonunda üretilen mal ve hizmetin maliyetini teşkil eder. Maliyet unsurlarından birini teşkil eder. Somutlaştıralım, bir adama 1000 lira net ücret vereceksiniz ama devlet de vergi ve sigorta olarak 800 lira istiyorsa, artık o adamı çalıştırmanın, o istihdamın maliyeti 1800 liradır. Resmen. Resmen veya gayri resmi. 1800 lira maliyetle o insanı çalıştırırken eğer oradaki vergi yükünü azaltırsanız, hı hı, o insanı çalıştırmanın maliyeti, mal veya hizmet maliyeti içinde daha aşağılara iner. Yani örneğin 1800 lirayken 1600 liraya inerse bordronun yükü, hı hı, tabii ki mal veya hizmet üretiminde o işçilik maliyeti de aşağı düşer. Yani ucuzlar. Daha somut söyleyelim. Bardak üretiyorsunuz. 1 liraya çıkıyor bardak. İçinde 30 kuruşluk da işçilikten dolayı vergi payı var. Bu 30 kuruşu almazsanız bardağın fiyatı 70 kuruşa düşer. Bunu ülke çapında düşünelim. Eğer bir ekonomide vergi yükü istihdam üzerindeyse, yani çalışanların bordroları üzerindeyse, devletin gelirlerinin büyük kısmı buradan kaynaklanıyorsa, sınai maliyetler, hizmet maliyetleri, üretim maliyetleri üzerinde bir baskı var, bir yani, yük var demektir. Yani ekonominin her vergilendirildiğinde biz aslında işsizliğin de artacağının kanıtı olarak görebilir miyiz? Tabii. Sonra tabii. Da işte insanlar kayıt dışı çalışıyor. Bakın son dakika haberi vereceğim. 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili hazırlanan iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi. Evet, bir daha hazırladık. Sonra da bu oluyor. Evet. Şimdi yani insanlar bir şekilde çalışmak zorunda. Çalıştıran da çalıştıramıyor. Çalışmak isteyen de kayıt dışına yöneliyor. Hani sizin şu özellikle bu kitapta bence o çok önemlidir. Bir vergi kaçakçısının günlüğünde çok güzel anlatır bunu. İtiyorsunuz. Doğru mu? Tabii, tabii. Örnekle daha iyi anlatacağım. Yani bir lokanta düşünün. Lokantanın iki tane garsonu var, çalışıyor ve müşterilere hizmeti yetiştiremiyor. Yetiştiremediği zaman adama diyorsunuz ki üçüncü birini alır mısın? Üçüncü bir garson alır mısın daha iyi servis vermek için? Alamam beyim diyor. Maliyeti yüksek. Ne oluyor? Burada istihdam üzerinde bir baskı oluyor. Neyle? Ücretin üzerindeki vergi yüküyle. Vergiyi kaldırsanız, adam iki tane elemanının üzerindeki vergiden dolayı maliyeti düşürürse, üçüncüsü de ucuza gelirse iki yerine üç kişi çalıştırmaz mı? Çalıştırır. Kendiliğinden devinim. Bir sanayi atölyesi düşünün. Adamın tezgahları var, kurmuş. 24 saat içinde sadece 8 saat çalıştırabiliyor. Neden diyorsunuz? Beyim anca dönebiliyorum diyor. Ben diyor işte 20 tane adam çalıştırıyorum ama vergi, sigortası, piyasa şartları başka türlü de satamıyorum. Bu mal da bu kadar gidiyor diyor. Peki kardeşim diyorsunuz, siz eğer bu ücretler üzerinden vergi ödemeseydiniz, vergi sigorta yükünüz biraz daha düşük olsaydı acaba maliyetiniz düşer miydi? Tabii beyim diyor, ben her sene, her ay şu kadar muhtasar ödüyorum, şu kadar sigorta ödüyorum. Peki tut ki bunun şeyini indirdik. Yani 100 lirayken bütün yük 70 liraya indirdik. Ne yaparsın? O zaman diyor ben atölyemi 8 saat değil, tek var diye değil, 2 var diye çalıştırırım diyor. Yani 20 kişi yerine 40 kişi çalıştırırım diyor. Böyle bir durum Türkiye çapında düşünüldüğü zaman verginin, vergi yükünün ücretler üzerinde kalması, ücretlere yıkılması,
Diğer taraftan böyle 35 tane milyarderimiz var mesela. Hı. Dolar milyarderimiz var üstelik. Vergi listesinde doğru yani, gözükmeyen. Yani kazanmanın şahikasında insanlar var ama sorduğunuz zaman vergi mergi yok. Yani ya da devede kulak vergi var. Siz onlardan almıyorsunuz. Mesela servet üzerinde vergi yok. Doğru dürüst. Emlak vergileri çok semboliktir. Hı hı. İster otomobil olsun ister şey olsun. Gayrimenkul olsun. Çok da gerçek değildir zaten. Gerçek de değildir. Yani bilerek de böyle tutulur. Hı. Siyasi olarak aman darılmasınlar falan diye. Ama ücretli üzerinden de mümkün olduğu kadar vergi. Bu politika ne yapıyor? İşte bu politika 10 milyon insanın işsiz dolaşmasını. Orada 160 kişi alınacakken 4500 kişinin, 4300 kişinin işe müracaatını getiriyor. Türkiye'de peki bu Maliye Bakanı'nın tercihi mi? Değil. Çünkü vergi politikasını Maliye Bakanları tayin etmez. Vergi siz politikası baş muhasebeci diyorsunuz aslında pratik olarak. Yani milli muhasebeci diyelim. Hı hı. Milli muhasebeci, vergi gelirler nereden toplanacak, nerelere harcanacak, bunun kaydını tutan, takibini yapan bir birimdir. Uygulayıcı Maliye yani. Bakanlığı uygulayıcıdır. Hı hı. Maliye Bakanı'nın görev ve yetkilerinde zaten vergi politikası, maliye politikası üretmek yoktur. Yardımcı olmak ve uygulamak vardır. İşin asıl sahibi mevzuattan da anlaşılacağı şekilde ekonomi yönetimidir. Yani ya işin başındaki başbakandır ya onun delege ettiği başbakan yardımcısıdır. Ekonomik işlerle ilgili başbakan yardımcısı. Ama onlar da rahat hareket edemezler. Çünkü onlar da bilirler ki bu vergi dengesiyle oynandığı zaman bir takım uluslararası anlaşmalar, uluslararası ilişkilerde problem çıkacak. Onun için eğer bir vergi reformu yapılacaksa, vergide bazı ıslahat yapılacaksa kimse Maliye Bakanlığı'nın ağzına falan bakmasın. Ekonomiden bir şeyleri sorgulamaya çalışsın. Neden ekonomide böyle bir tercih var diye düşünürsün. Dediğim gibi eğer sadece ücretler üzerindeki vergi yükünün kaldırılması halinde bile bu kadar insan istihdama kavuşacaksa, hı hı. Eğer üretim artacak, üretim artması dolayısıyla zincirleme, İhracatımız artacak, ihracat arttıkça cari açığımız azalacaksa, yani devlet olarak kendine güvenmeye başlayacak, taviz politikasından vazgeçecekse, bunun yapılması lazımdı ama yapılamıyor. Şey demek ki bizi zorlayan, baskılayan bazı koşullar var. Hem bunları biraz açmak adına bir şey sormak istiyorum. Şimdi zaten Türkiye'deki verginin çoğunu biz dolaylı yoldan alıyoruz. Eğer üretim ekonomisine geçeceksek, bunlar çok maliyetli işler midir? Yani toplam bütçe içerisinde kaldırılamaz işler midir? Siyasi maliyeti yüksektir. Biraz fikrinizi yani almak isterim. Yani bir yerden kaldırırsanız ilgili. Tabii ki o geliri bir yerden tedarik etmek zorundasınız. Götürürsünüz, başka bir taraftan alırsınız. Kazananlardan alırsınız. Kazanandan vergi aldığınız zaman çok büyük sıkıntı olmaz. Ama zaten karnını doyuramayan adama yüklenirseniz, ki orada çift yüklenme var onu da söyleyeceğim. Çok büyük eziyet etmiş olursunuz insanlara. Yani varsın bir dolar milyarderimizin 30 tane otomobil yerine 10 tane otomobil olsun. Onun durumunu değiştirir mi? Nasıl olsa bir tanesine binecek. Ama onu vergilendirmez de o maden ocağındaki işçiyi vergilendirirseniz, atölyedeki işçiyi vergilendirirseniz ya da sahibini, kobiler için ya da lokantadaki garsonu, taksi şoförünü vergilendirmeye kalkarsanız hizmetin malın maliyetini yükseltirsiniz. Bu maliyet yüksekliği ülkenin mal ve hizmet üretimini engeller. İşçiler üzerinde, çalışanlar üzerinde iki tür vergi adaletsizliği var dedim. Bir tanesi mevzuattan geliyor. Bana kalsa üretimin önünü açmak için asgari ücretin bir katını değil iki katını, üç katını vergi dışı bırakırım. Böylece üretimi o kadar ucuzlatırım ki o ucuz üretimle ülkenin ekonomisi iyi kötü toparlamaya başlar. Hı hı. Tabii siyasi maliyeti var. Ama bunu yapmıyorlar. Diyorlar ki inşaatta çalışan amele, hani o yukarıdan aşağı düşen adamlar var ya, hı hı. Asansörden düşenler, onların hepsinin ücretlerinde vergi var. Ya bu adamın neyinden vergi alıyorsunuz? Efendim mevzuat böyle. Mevzuatı kim koydu? Maliye Bakanı. Maliye Bakanı'nı kim teşvik etti? Ekonomi Bakanı'nı kim teşvik etti? Efendim İLO, efendim Dünya Bankası, IMF falan neyse. Mevzuat. Bu işin mevzuat yönü. İkinci büyük haksızlık, adaletsizlik tüketim vergilerinde. Hı hı. Tüketimden dolayı vergiyi en fazla kim hissediyor?
Siz parası çok olandan da %18 KDV alıyorsunuz efendim peynir yerken veya sigara içerken asgari ücretliden de. Asgari ücretliyi zaten taşıyamayacağı bir yükle kanunen zora sokmuşsunuz. İkincisi zengin fakir ayırt etmeden bir tertip daha şeyden alıyorsunuz, tüketiminden alıyorsunuz. Adamı iyice de baskı altında tutuyorsunuz. Ha bu sadece onu baskı altında tutmuyor, aslında ekonomiyi baskı altında tutuyor. Neden? İşe alacaksınız birisini, genç arkadaş işe geliyor, diyor ki efendim diyor ben de bu fiyatı çalışmak isterim ama çalışamam, ne olur biraz arttırın diyor. Neden? Ya bak diyor, yol parası var diyor. Yemek yiyeceğim, efendim üzerime elbise alacağım, 3 kuruş da bana kalacak diyor. Peki bunların içinde neler var? Onun tükettiği bütün malların içindeki katma değer vergisi, işte bordrosunda alınan ücretin dışında bir de bu katma değer vergisi gibi dolaylı vergiler var. İkinci kez. Sadece katma değer vergisi değil. Vergiler, resimler, harçlar, cezalar, ne varsa ıvır zıvır devletin topladığı bütün paralar eğer zengin fakir ayırt etmiyorsa bütün bunlardan dolayı da zaten dolaylı vergiler olarak çalışanların üzerinde büyük bir yük var. Çalışanların üzerindeki yük aslında ekonominin, istihdamının üzerindeki yüktür. O biz ne zaman işe gireceğiz diye bekleyenlerin önündeki en büyük engeldir. Peki konuşulmayan bir şey daha var. Bu arada geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan bir açılım paketi yaptı biliyorsunuz, ekonomik açılım. Üretim ekonomisine geçiyoruz ya, 1 Aralık'tan itibaren asgari ücrete toplamda 48 lira eksik alacaksınız brütte efendim. Çünkü 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yeni bir vergi daha geliyor. Yani biz nereden yola çıksak çarpılıyoruz ama Türkiye'de insanlarımızın çok da bilmediği bir kavram daha var ki siz onun üzerinde de çok duruyorsunuz. Onu biraz açıklayalım. Net vergi yükü. Yani biz vatandaş olarak böyle gidip vezneye bir şeyler ödediğimizde farkındayız veya kasada. Vergi olarak onu görüyoruz. Evet. Veya kanunda yazılı olarak. Ama sizin bu anlattığınız net vergi yükünde biraz açılmaya muhtaç durum var. Aslında nasıl bir gerçekte karşı karşıyayız? Ne demek bu net vergi yükü? Anlatalım. Vergi yükü şuradan kaynaklanıyor. Devlet toplumdan bazı paraları alıyor ve bunları alırken vergi adında topladığı bu paraları alıyor. Diyor ki karşılığında ben size bu mal ve hizmetleri vereceğim. Ne yapacağım? İşte size eğitim sağlayacağım, adalet sağlayacağım. Köprülerden geçeceksiniz, yollardan geçeceksiniz. Bak bunları yapacağım. Elektrik ürettireceğim, barajlar kuracağım. İşte ucuza kullanacaksınız falan. Bir vergi verdik bir. Tabii. Bunun için vergileri veriyoruz. Sonra aman diyor vergi arttırdığımı falan zannetmeyin, hizmetten kısmaya başlıyor. Yani 100 lira veriyorsunuz, karşılığında 70 lira hizmet alırken eğer aldığınız hizmet 70 liradan 40 liraya düşerse geri kalanı da piyasadan alın kardeşim. Bak köprüden de parayla geçin. Efendim özel sektörün araçlarına binin. Ben belediye hizmetlerini şey yapmıyorum, desteklemiyorum, özelleştirdim falan derse örneğin İDO olayında falan gibi. Burada ne oluyor? Devlet aldığı paranın hakkını vermeyerek, yani verginin karşılığında yolun kendisine dönmediğini beyan ediyor aslında. Beyan ediyor ve vergiyi dolaylı yoldan arttırıyor. Biz bir ülkede vergilerin yüksekliğini tartışırken vergi yükünden hareket ediyoruz. Vergi yükü nedir? İşte o aradaki farktır. Yani 100 lira vergi ödüyorsunuz, 70 lira size mal ve hizmet olarak geri dönüyorsa devletten, vergi yükünüz 30'dur. Pardon, daha net bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yapılan her özelleştirme aslında yeni bize bir ekstra bir vergilendirme mi? Tabii. Vergi yükü yani. Tabii. Daha önce dediğiniz verginin karşılığını alamamışsınız, tabii. Bir de özel sektöre vereceksiniz. Bu vergi mi? Vergi vermişsiniz, devlet metro yapmış. Bir bakıyorsunuz metro fiyatları artıyor. Ne oldu? Kamu sizden biraz daha fazla para alıyor. Eskiden ben size metro yapacağım, şu fiyattan taşıyacaksınız, sizi taşıyacağım falan derken veya durum oyken ona gelen zam artık şartın bozulduğunu, artık daha fazla parayla taşınacağınızı falan gösteriyor. Yani mal ve hizmetin kısılması, bazı özelleştirmeler, vatandaşın vatandaşlıktan çıkıp müşteri haline getirilmesi aslında gizli bir vergi.
Ve vergi oranlarına baktığınızda istatistiklerde ya bu hükümet hiç vergileri arttırmamış, bravo falan denirken bir şeye dikkat edilmesi lazım. Mal ve hizmetler özelleştiriliyorsa, vatandaş yavaş yavaş piyasaya itiliyorsa orada gizli bir vergilendirme vardır. Bu gizli vergilendirme de net vergi yükünün yükseltilmesidir. Teşbih de hata olmazmış. Bu bir anlamda modern düğün umumiye değil mi? Vallahi ince bir tezgah. İnce bir tezgah. Yani böyle yaptıktan sonra, böyle yaptıktan sonra 100 sene ben vergileri arttırmadan idare edeceğim diyebilirsiniz. Hizmetleri kısarsınız, kısarsınız. En son topladığınız paraları sadece kendi tercihleriniz için harcarsınız. Vatandaş parayı verir ama hayrını görmez. Devletten bir şey bulamaz. İlacını parayla alır, sağlık hizmetini, eğitimi, adaleti, her şeyi parayla alır. Yoldan köprüden parayla geçer. Şirketlerin köprüsünden, yolundan geçer. O zaman tabii vergiler şeklen artmaz ama fiilen artar. İşte asıl buna dikkat etmek özelleştirmenin lazım. Tercümesi. Peki 4 dakikamız var. 2 sorum olacak. Bunlardan birincisi sizin ısrarla dile getirdiğiniz Türkiye'de artık kimsenin konuşmadığı bir kadim projesi. Bu bütün sorunları çözüyordu. Ne oldu bu? Türkiye'de kayıt dışılığı önlemek ya da vergiyi düzene sokmak için yapılan çalışmaların en yanlışıdır. Çünkü en sondan başlanmıştır. Denmiştir ki ilkokul çocuklarına biz şiir yarışmaları yaptırırsak, resim yarışmaları yaptırırsak bu çocuklar büyüyene kadar vergi terbiyesi alır, ondan sonra da vergi kaçırmazlar. Kayıt dışı adam çalışmaz falan. Yani bu hem Türkiye'nin beklemeye tahammülü olmayan bir dönemde bu böyle bir şey olamaz. Tabii eğitimin faydası var ama. İkincisi olayın ekonomik yönünü bir üretim maliyeti, mal ve hizmetin üretim maliyeti olduğunu perdelemek olayıdır. Kadim projesinde de bütün devlet imkanları seferber edildi. Hı hı. Bütün ilgili kurumlar hepsi bir şeyler yaptı. Afişler yaptı, kampanyalar, spor kulüpleri sahaya pankartlarla çıktı. İşte kayıt dışı istihdam etmeyin falan veya çalıştırmayın gibi şeyler yaptı. Ama bunların hepsi çok yüzeyseldi. Çok yüzeyseldi ve kadim projesi sadece bu projeyle ilgilenenlere istihdam sağladı. Çünkü böyle bir şey olmaz. Eğer bir memlekette istihdamı arttıracaksınız ki ekonomik bir olaydır, çalışanların üzerinden, çalışma hayatından vergi yükünü kaldırırsınız veya çok hafifletirsiniz, o yükü alırsınız, o hani bol miktarda dünyada hiç görülmeyen şekilde dolar milyarderlerimiz üzerine koyarsınız, diğer servet unsurlarını vergilendirirsiniz. Ondan sonra vergi reformu olur. Yoksa vergi öbür türlü falan şiir olmuyor, söylemekle olmaz. Zaten Atilla İlhan'ın çok güzel bir şiiri de var oradan kitaptan. Hı hı. Hemen şey yapalım, okuyalım. Bunlar böyle olmaz manasında. Diyor ki olmuyor neyleyim? Olmuyor veli nimetim efendim. Kime söylüyorsa. Olmuyor 20. asırda tarzı kadim üzere gazeller söylemek. Yani gazel söylemekten ileri geçmiyor. Eğer inanaraktan yaptılarsa yanılmışlar. İnanmadan bile bile yapmışlarsa bizi aldatmışlar. Bizi aldatmışlar demek. Peki süren bitti ama bir cümle. 1 Aralık itibariyle bu vergi barışı, barış mı bilmiyorum ama yapılandırması için başvuru son. Ve maliyenin bazı gelir idareleri diyor ki bundan sonra bankalardaki hesaplara da el koyacağım. Bir cümleyle. Büyük bir saatli bomba şu anda piyasalara düşmüş vaziyette, bizi ne bekliyor? Fevkalade yanlış. Vergi hukukunu, verginin işletme için ne olduğunu bilmemekten ileri gelen bir söylem. Hı hı. Çünkü siz daldaki elmayı almak için ağacı dibinden kesmeye kalkıyorsunuz. Eğer bir işletmenin işletme sermayesini ondan habersiz çeker alırsanız, İşletme aksar, para kazanamaz, işini döndüremez hale gelir. Dolayısıyla vergiyi de ödeyemez. Verginin sağlıklı alınması o işletmenin ayakta kalması dolayısıyla olur. Yani işletmenin sermayesine el koyaraktan ansızın onun ham maddesine, işçiliğine sarf edeceği paraya el koyaraktan bu iş yapılmaz. Bunu yapmak yine kadim projesindeki gibi olaya tersinden başlamaktır. Eski hesap uzmanı Sayın Bülent Soylan, çok teşekkür ediyorum. Ya vergi hayatımızda, kayıt dışılık hayatımızda ama galiba sıkıntı son söylediğinizde de atıfta bulunarak
bu ülkeyi yönetenlerin bu ülkenin gerçeklerinin farkında olmaması kağıt üzerinde bir şey. Ya da bir şey yapamamalarından. Siyasi maliyeti dolayısıyla. Onun da karşılığı vardır. İstifa eder gidersiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. Sağ olun. Evet, bugün vergiyi konuştuk. Hemen hemen hepimizin canını yakıyor. Fakat şu uyarıyı tekrar yapmak tabii fayda görüyorum. Bakın 1 Aralık'a kadar yapılandırma, vergi, borcu yapılandırma süresi sürüyor. Şu ana kadar başvuranlar toplam bedel, fatura tahsil edilemeyen alacağın sadece %23'ü. Yani borcu olan %77 diyor ki ben zaten başvursam da ödeyemem. Çünkü piyasalarda para dönmüyor. Şimdi bu ortamda maliye 1 Aralık itibariyle mükellefe, yani bakın borcum borç diyene, kaçmayana diyor ki bankadaki hesabına da el koyacağım. Koyun da bakın çekler nasıl patlıyor. Dünyadan beklerken ekonomik krizi nasıl kucağınızda buluyorsunuz? Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.